defnettik öğlen namazıyla. Şimdi kimse kalmadı mezarlıkta. Biz tekrar geldik buraya. Bir halam burada yatıyor. Bir halam şurada yukarıda yatıyor, Gülşen halam. Bu da 2009'da kaybettiğimiz Gülşen halam. Kan kanserine yenik düşen Gülşen Kayış. Rabbim nur içinde yatırsın. Yan yana düşemediler. Bu halamın mezarı yukarıda. Hanif halamınki daha aşağıda, eniştemlerin tarafında. Orada yer bulmuşlardı. Burada yine Gülşen halamın eşinin akrabaları yine kan kanserine yenilen. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu dünya bu kadar işte arkadaşlar. Allah bütün ölmüşlerimizi nur içinde yatırsın. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Akşam ezanıyla selam vermek istedim. Ezan okunuyor. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. Kaç gündür, 5 gündür yokum aranızda. Çok merak edenler oldu, yazanlar oldu. Aslında Instagram'dan bir de YouTube'un topluluk kısmından yazı koymuştum ama görmeyenler, bilmeyenler var tabii. Maalesef çarşamba günü halamı kaybettik. Biliyorsunuz uzun zamandır tedavi görüyordu. Yani 4 aydır hastaydı zaten, kanser hastasıydı. 2 aydır da Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Onun öncesinde İstanbul'daydı. Ankara Şehir Hastanesi'nde son bir ayını yoğun bakımda geçirdi. Söylemiştim size yoğun bakıma alınca. Entübe olarak entübe etmişlerdi. Ağrıları artık çoktu çünkü. Kanser her yerini sarmıştı arkadaşlar. Yani doktor zaten her seferinde ümitsiz konuşuyordu ama hep bir ümit vardı. Yani her seferinde böyle bir düzelecek inancımız, umudumuz her zaman vardı.
çok zor geçirdi. Yani çok sıkıntıları vardı. Mamayla besleniyordu. Kilo olarak aşırı derecede kilo kaybetmişti. Bir çocuk bedeni kadar kalmıştı. Yani tanımayacak haldeydi. O kadar çok çilesi vardı ki Rabbim acılarını dindirdi ama bizim yüreğimize tabii kor gibi düştü. Düşmedi değil. Bugün daha iyiyim. Kaç gündür ağır kesici içtiğim için sadece biraz midem ağrıyor. Çok ilaç tükettim çarşamba gününden beri. Perşembe günü defnettik. Öğlen namazından sonra defnedildi. Köyümüz bizim buraya bir saatlik uzaklıkta. Yenice Yamaç köyünde oturuyordu zaten kendisi. Çarşamba öğlen vefat etti. Haberi geldi. Cenazeyi almaya gittiler. Ankara'ya alıp köye götürdüler evine. Uzaktaki herkes yola çıktı. Çok uzun zamandır görmediğimiz insanlarla bile görüştük cenaze dolayısıyla. Keşke böyle kavuşmasaydık, böyle toplanmasaydık da güzel şeyler için toplansaydık. Çok kalabalıktık. Evlere sığmadık inanın. Ne halamın evi, ne babaannemin evi dolup taştı. Allah herkesten razı olsun. Çok seveni varmış. Biz onu çok güzel bir şekilde uğurladık. Yani dualarla uğurladık. Seveni çoktu dediğim gibi. Perşembe'de öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurladık halamızı. Bu bizim ikinci kaybımız. Bu illetten, kanser hastalığından ikinci acı kaybımız. İlkini de çok acı yaşamıştık. Gülşen Alam'da en büyükleriydi. 48 yaşında vefat etti. Çok gençti o da. 2008 yılında. Hatta mezarlarını çekmiştim size. Bunun öncesinde eklersem ekleyeceğim o görüntüleri. Onu kan kanserinden verdik toprağa. Hanife Hanım'ı da 59 yaşında. İkisi de çok gençlerdi. En zoru babaannem için. Çünkü babaannemin ikinci evlat acısı. İkinci kez evlat acısıyla yandı. Onun o feryatları hala şuramda gitmiyor. Yastığa başımı koyduğum zaman özellikle gündüz bir şekilde geçiyor da yastığa başınıza koyduğunuzda tüm acılarınız gün yüzüne çıkıyor. Babaannem çok zorlandı. Çok zordu. O günü anlatamam size. Kardeşleri öyle, evlatları öyle ama anne bambaşka. Annenin evlat acısı bambaşkaydı. Az çok tanıdınız. Ben size videoya çekmiştim onu. Ağlıyordu biliyorsunuz en son onunla video çektiğimde. Annemlerde kalıyorlardı zaten. Sağlığı da pek iyi değildi öyle. Çok zayıflamıştı. Halama çok kafa taktığı için. Uzun bir süre İstanbul'da kaldılar. Sonra annemlere gelmişlerdi. Burada kalıyorlardı. Hem havalar soğuk. Köye göndermiyordu zaten babam onları. Havalar soğuk. Bizim yanımızda dursunlar diye. Haberi aldığı gibi babam eve çıkmış. Onlara haberi vermek için. Çünkü söylemesi gerekiyordu tabii. Sonrasında da Rıza hemen onları köye bıraktı çarşamba günü. Rıza onları bıraktı geldi. Ertesi günde biz gittik buradan. Kayınpederim ben Rıza. Öğleden önce hemen gittik tabii. İstanbul'dakiler geldi. Aydın'dan kızı geldi. Suriye'den oğlu geldi. Oğlu Suriye'de görev yapıyor asker. Askeri personel. Yeni gitmişti o da. İlk onu aramışlar anneni kurtaramadık diye. Yavrum benim kaç saat kendine gelememiş orada. Allah hepsine sabır versin. Hepsine. Diyorum ya ikinci acı kaybımızdı. Babaannem dua ediyor diyor ki Allah'ım beni iki kere evlat acısıyla yaktın. Üçüncü kez bana evlat acısını yaşatma benim canımı al diyor. Bir daha benden evlatlarımı alma diyor. Geriye iki tane halam kaldı. Allah onlara uzun ömür versin. İki tane de amcam kaldı. Babamla birlikte beş kardeş kaldılar. Yedi kardeşlerdi. Geriye beş kişi kaldı. Rabbim canlarını sağ etsin inşallah. Çok zordu ya. Yani bu videoyu kaç kere çektim inanın bilmiyorum. Oturdum anlattım, ağladım. Sildim, bir daha çektim. Dün akşam konuşmaya çalıştım. Sildim, bir daha sildim yani. Hem anlatmak, konuşmak, rahatlamak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben de biraz karışıktım yani. Böyle.
Bütün köy oradaydı. Komşuları o kadar çok seviyormuş ki onu. Zaten sevilmeyecek bir insan değildi. Çok iyi bir insandı. Allah'ın mekanını cennet eylesin. Hem halamın evine hem babaannemin evine tencere tencere yemek taşıdılar. İnanın kaç çeşit vardı anlatamam size cenaze günü. Allah bin kere razı olsun. Hem yemeklerle ilgilendiler hem bulaşıklarla, uzaktan gelenlerin tabii onların getirdiği yemeklerle karnı doydu. Böyle günlerde insanlar kendilerini gerçekten ne güzel belli ediyorlar yani. Sevilmek ne kadar güzel, arkanızdan bu kadar seveninizin olması, dua etmesi, böyle uğurlanmak. Çok güzel uğurladık onu dualarla ama keşke böyle de uğurlamasaydık. Keşke hayatta olsaydı ama. Baba. Allah'ın dediğinin önüne geçemiyorsun. Bu kadarmış vadesi. Baba. Bundan sonra bol bol dua edeceğiz. Onu hiç unutmayacağım. Çok seviyorum. Annemden babamdan ayırmam. Halalarım hepsi aynı. Amcalarım, dayılarım. Hepsi benim canım ciğerim. Hiçbirini birinden ayırmam. Hepsinin yeri bende başkadır yani. Biz bir de böyle bağlı bir aileyiz. Hani öyle sülale olarak da kopuk, birbirinden kopuk, alakası olmayan insanlar değiliz. Birimizden birine bir şey olsa hepimizin yüreği yanar yani. Kızları aylardır çok güzel baktılar annelerine. Her gün başında dualarını okudular. Hastanede olsun, evde olsun, İstanbul'da uzun bir süre baktılar. Bir aydır da işte yoğun bakımdan sadece haber alabiliyorlardı telefonla. Rabbim acılarını dindirdi. Çünkü çok acısı vardı. Tek sevincimiz acılarının dinmiş olması. Başka bir sevincimiz yok. Bu dünyada çektikleri inşallah öbür dünyada karşısına gelsin. Rabbim öbür dünyasını güzel eylesin. Çok mesaj aldım. Instagram'dan belki ilk kez bu kadar mesaj aldım. Binden fazlaydı. Belki de daha da fazla. 3 günde bitirdim mesajları. Böyle gece okudukça çoğuna dönmeye çalıştım. Dönemediklerim çok oldu. YouTube'dan aynı şekilde numaramı bulup arayanlar oldu. Hiç daha önce yorum yazmayan arkadaşlar bile mesaj attılar. Allah bin kere razı olsun. Ne kadar çok yakınını kaybeden arkadaşımız var. Hepinize başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum ölmüşlerinize. Bundan kaçış yok yani. Hepimiz bir gün bunu yaşayacağız, tadacağız. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Nasıl diyeyim yani, bunun duası nasıl olur? Kaçış yok biliyoruz ama sevdiklerimizle sıtamasın Rabbim. Çok zormuş, gerçekten çok zormuş. Nasıl ki 2008'de aynı acıyı Gülşen anamda hissettik. Bu sefer de aynı acıyı Hanife alam için hissettik yani. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Babaannem çok fena. Yani babaannemin çok acısı var. Evlat tamam, eş tamam, baba tamam belki ama annenin evlat acısı çok başka bir şey. Rabbim ona dayanma gücü versin. Ve biraz konuşmak istedim sizlerle. Hayat bizim için devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Hayatımıza döndük, evimize döndük. Dün en son Kur'an'ımızı okuttuk. Cumartesi günü. Hocaya sormuşlar işte, herkes uzak yola gidecek. Herkes köyden ayrılmadan 7'si niyetine Kur'an yapalım mı diye, konuşamıyorum da. O da demiş yani aslında öldükten sonra 7'si, 40'ı, 52'si diye bir şey yok. Hani istediğiniz gün Kur'an'ı okuyup bağışlayabilirsiniz demiş. Kimse dağılmadan, çünkü herkes uzaklardan geliyor. Bir kızı İstanbul'da, bir kızı Aydın'da, oğlu tekrar Suriye'ye göreve gidecek, bir hafta izni var. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Biz hadi buradayız, köy bize bir saatlik uzaklık da, uzaktan gelenlerimiz vardı, akrabalarımız. O yüzden Kur'an'ı yapmak istediler. Dün camide öğlen namazından sonra 7'si niyetine Kur'an'ı okuttuk arkadaşlar. Şimdiden sonra da bayramda işte hepimiz yine bir araya geldiğimizde 52'si niyetini artık bayramda yaparız diye konuşulduk ama ne olur bilmiyorum. Tabii ki öldüğü günden beri her akşam kendi evinde Kur'an'ı okunuyor. Rabbim kabul etsin inşallah. Böyle arkadaşlar. Yani gitti. Diyorum ki bu dünyadan bir Hanife geldi, bir Hanife geçti. Bu kadar yani. Bir varsın,
bir yoksun. Onu hep güzel hatırlayacağız. Gülerken hatırlayacağız. Çok güldürürdü bizi. Çok çok şakacı bir insandı. Çok konuşkan bir insandı. Çok iyi bir insandı her şeyden önce. Böyle arkadaşlar. Sizlerden de Allah razı olsun dediğim gibi. Acımızı paylaştığınız için, dua ettiğiniz için. İnşallah bir daha böyle bir acı paylaşmayız sizlerle de. Kimsenin de başına gelmesin. Yani burada artık veda etmek istiyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Burada bir aile olduk. Bazen canım dediklerinizden bile daha iyi olur ya. Yani 7 kat yabancı, aynen o şekilde. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Allah'a emanet olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.